أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Yüce Rabbim imanlarımızı kamil eylesin, amellerimizi rızasına uygun ve salih eylesin, niyetlerimizi kabule şayan, halis eylesin. Dünyadan ahirete göçüş günümüzü bayram günümüz eylesin. Amin. Kabre girişimizi cennet bahçesine giriş gibi eylesin. Ruz-u mahşerde diriltilirken sağında ve solunda yardımcı meleklerin desteğiyle korkudan emniyet içerisinde olduğumuz halde Livâ-ül Ham sancağı şerifi altında emniyet ve asayiş içerisinde güle güle yürüyebilmeyi Rabbim her birimize, annelerimize, babalarımıza, eşlerimize, çocuklarımıza, hocalarımıza, talebelerimize nasip eylesin. Amin. Kıymetli dostlar, Allah Celle ve Ala Hazretlerinin birçok sıfatı vardır. Merhamet sıfatı en önde gelen sıfatıdır. Bu merhamet sıfatının tecellisini her gün, her an, her saniye aslında görüyoruz ama devamlı gördüğümüzden farkında değiliz. İnsanoğlu 80 sene, 90 sene ağırmayan ayağının neden ağırmadığını hiç düşünmez. 80 sene sonra ağıran dizin niçin ağrıyor diye düşünmeye başlar. Ağırmayan başının neden ağrımadığını düşünmez ama bir defa ağrısa, dişi ağrısa niçin ağrıyor diye sorar. Yani ayağımızın, dizimizin, belimizin, eklem yerlerimizin ağırmaması, sağlıklı, sıhhatli gitmesi Cenab-ı Hakk'ın rahmet sıfatının tecellisinden nasibi var mıdır? Vardır. Ama insanoğlu orasını göremiyor. Ağrıdığı zaman niçin ağrıyor? Efendim, sıkıntı olduğu zaman neden sıkıntı var demeye başlıyor. Ben işin şu boyutunu söyleyeceğim. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri rahmet sıfatının tecellisi olarak önümüze cuma gününü, cuma gecesini koymuş. Ramazan ayını, Recep ve Şaban aylarını koymuş. Kadir gecesini koymuş. Bu ümmetin ömrü ortalama 60-70 senedir. Ama 700 sene, 1000 sene yaşayan insan 1000 sene ibadet etmiştir. Onun 1000 senelik ibadetine, 700 senelik ibadetine bizim 50 senelik, 60 senelik ibadetimiz nasıl yetişecek? Onlarla aramızda çok ciddi manada uçurumlar meydana gelmiş olacak. Ancak Allah Celle Celaluhu bize merhamet etmiştir. Bir Kadir gecesi vermiş, 80 küsür seneye bedel. Bir cuma günü vermiş, bir Recep ayı vermiş, bir Şaban ayı vermiş, bir Berat gecesi vermiş. Dolayısıyla Allah Celle ve Ala Hazretleri açısından baktığımız zaman gecelerin hepsi onun yarattığı gecelerdir. Günler, geceler hepsi ona aittir. Allah bunların bir kısmına şeref vermiş olmasaydı, faziletli ve üstün kılmasaydı günler hepsi eşitti. Birbirinden ne farkı var ki? Yaz mevsiminde uzun olan günler, kış mevsiminde kısalıyor. Sadece bu kadar mesele. Yoksa günlerin birbirinden hiçbir farkı yoktur. Bazı ticaret haneler, hastaneler veya marketler cuma günü halk günü diyorlar. Efendim, halk günü olunca işte fiyatlar biraz daha aşağı düşüyor falan. Şimdi aslında o ticaret merkezi veya hastane vatandaşı acıdığından değil, biraz daha fazla müşteri olta gibi çekiyor. Ayağa alıştıktan sonra hani gelir diye olta için onu kullanıyor halk günü. Ama o günden istifade edenler oluyor mu? Elbette oluyor. Mevla Celle ve Ala Hazretlerinin Recep ayı, Şaban ayı, Ramazan ayı, Kadir gecesi, Berat gecesi, efendim Miraç gecesi, cuma günü, cuma gecesi diye önümüze sunduğu bu zaman dilimleri tamamen Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin bize tecellisidir. Yani kısacık ömrünüzde çok amel etmek ister misiniz? 700 sene,
1000 sene yaşayıp güzel amel eden insanların sevabına erişmek ister misiniz? İsteriz. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizim önümüzde işte bu kıymetli zaman dilimlerini vermiştir. Şimdi 3 aylar dediğimiz kıymetli dostlar, Recep, Şaban ve Ramazan ayından ibarettir. 3 aylar gelmeden insanda bir heyecan geldi, geliyor, 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 geldi. 3 aylar geldi. Tamam geldi. Bir gün gelecek ki gitti diyeceğiz. Mesela Recep ayı ile ilgili ne diyoruz? Recep geldi ve gitti. Biraz sonra ne diyeceğiz? Şaban ayı geldi, gitti diyeceğiz. Şimdi şöyle geriye dönüp bir muhasebe yapsak. Recep ayı geldi ve gitti. Gerçekten 3 ayların geldiğine, yaklaştığına mutluluk duyuyorduk. Acaba arzu ettiğimizi gerçekleştirebildik mi? 3 ayları değerlendirme noktasında acaba Recep ayını istediğimiz gibi, arzu ettiğimiz gibi gerçekleştirebildik mi, ihya edebildik mi? Bunu gözden geçirmek lazım. Gelelim şimdi Ramazan-ı Şerif'in komşusu olan Şaban ayının içerisindeyiz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den anlattıklarına göre o Ramazan'ı başından sonuna kadar oruç tutardı. Ramazan-ı Şerif'in dışında en çok oruç tuttuğu ay hangi aydır diye sorarsanız o da Şaban ayıdır. Tamamını oruç tuttuğu, Şaban ayının tamamını oruç tuttuğu ile ilgili de bazı nakiller vardır. Ama en azından şu kesindir. Şaban ayında diğer ayların, Ramazan'ın dışındaki diğer aylara göre daha fazla oruç tutardı. Bir de şu vardır kıymetli dostlar. 3 aylar deyince biz sadece oruç açısından olayı daha çok ön plana çıkıyor. Elbette oruç ciddi bir ibadettir. Namaz gibi 15 dakikada, 20 dakikada bitmiyor. Sabah başlıyorsun, akşama kadar devam ediyor. Hele günler de biraz uzun olunca daha tatlı oluyor, daha güzel oluyor. Elbette 3 ayların içerisinde oruçla ilgili hadis-i şerifler vardır, uygulamalar vardır ama 3 aylar geceleriyle, gündüzleriyle gerçekten Cenab-ı Hakk'ın bize sunmuş olduğu uyanma aylarıdır, hasat aylarıdır. Efendim, kendimize çeki düzen verme aylarıdır. Başka bir ifadeyle söyleyeyim. Diğer aylarda kirlenen, mıymıntı mıymıntı adeta uyuşuk hale gelmiş şeytanın nefsini törpülemesiyle insanı etkilemiş ve dengesini kaybetmiş olan insanın adeta Recep ayında kendisine silkenmesi, Şaban ayında ayağa kalkması, Ramazan ayında da tabiri caizse hücum deyip düşmana saldırması, nefis ve şeytanı perişan etmesi zamanıdır demektir. Bu vesileyle kıymetli dostlar, önümüzde mübarek gecelerden Leyletün Nisfi Min Şaban var. Yani Şaban-ı Şerif'in 15. gecesi var. Şimdi bugün Şaban-ı Şerif'in kaçıydı arkadaşlar? Efendim? Üçüydü bugün. Yarın dördüdür. Yani bu geceyi yarından sayarsak dördü olmuş oluyor. Gece güneş batınca Şer-i Şerif'te şeyler başlıyor. Günler başlıyor. Yani bugün itibariyle, akşam itibariyle dördüne girmiş olduk. Yani takriben bir 11 gün sonra da Leyletün Nisfi Min Şaban dediğimiz Beraat Gecesi gerçekleşmiş olacak. Şimdi şunu siz dostlarımla çok net bir şekilde paylaşmak istiyorum. Geçen de WhatsApp'tan bir hoca efendi herkese attığı gibi bana da bir şey attı. Şaban ayı ile ilgili bir mesaj attı. Onu hususu bana atmamıştır ama mutlak olarak bütün kayıtlı olanlara attığı gibi bana da geldi. Açtım baktım şimdi. Diyor ki birkaç bölümden ibaret. Şaban-ı Şerif'in birinci gecesinde işte 12 rekat namaz kılarsan efendim işte şu kadar 1000 şehit sevabı, efendim şu kadar 1000 oruç sevabı, bir anlatıyor bir anlatıyor. Sonra ben döndüm arkadaşı aradım. Dedim ki hoca efendi mesajınız bana geldi. Memnun oldum, teşekkür ediyorum dedim. O da mutlu oldu, Allah razı olsun dedim. Dedim ki, hoca efendi dedim,
anlattığın dedim, naklettiğin dedim bu hadisi şeriflerle ilgili kaynağın var mı dedim. Dedi hocam işte falanca yerden aldım dedi. Dedim bak kardeşim, 12 rekat namazla efendim 82 bin şehit sevabı, ondan sonra şu kadar günahlara, şu kadar yıllık günahlara kefaret gibi ifadeler sahih kaynakların hiçbirisinde yoktur. Nasıl? Yani bunları dedim paylaşmanı tavsiye etmem dedim. Bir hadis düşmanı karşına çıkarsa, bunlarla milleti kandırıyorsun derse davaya zarar gelir dedim. Allah razı olsun, teşekkür ederim hocam dedi ikazınızdan dolayı. Şimdi ben de burada siz dostlarımla şunu paylaşmak istiyorum. Buna benzer nakiller duyabiliriz. Bu nakiller 12 rekatın içerisinde dini celi İslam'ı sıkıştırmak veya günahlarımızın affını 12 rekat Şaban-ı Şerif'in birinci gecesinde kılınacak 12 rekatın içerisinde sıkıştırmak doğru değil ki. Yani biz İslam'ı bir Berat gecesinde mi, bir Recep ayında mı, bir Şaban ayında mı yaşayacağız? Yoksa her gün, her gece biz İslam'ı yaşamakla mı sorumluyuz? İşte burası aslında, kavramamız gereken burası yani. Berat gecesinde yalvardım, yakardım, tamam. Umre'ye gittim, 15-20 günde tertemiz oldum, tamam. Arkadaşlar, Allah Celle ve Ala Hazretleri namazla ilgili de Habibi ile bizlere günahlara kefaret olduğunu söylüyor. Ama dikkat edin, bakın sabah namazı diyor, sonra öğle namazı diyor, sonra ikindi namazı diyor, sonra akşam namazı diyor, sonra yatsı namazı diyor. 90 sene yaşasan bu değişmeyecek, bu böyle devam edecek. 100 sene yaşayan insana Cenab-ı Hak, sen 100 sene namaz kıldın, bir vakit namaz sana torpil yapıyorum diyor mu? Yoktur bunun. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Biz Recep ayının, Şaban ayının, Ramazan ayının kıymetini bilelim. Cuma gecesinin, Berat gecesinin, Miraç gecesinin kıymetini bilelim. Ama dini celil İslam'ı yaşama noktasında her günümüz, her gecemiz bizim için ciddi bir ömür sermayesidir. Şimdi Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde Estaizu billah vel asr innel insane lefi husrin. Asra yemin olsun ki bütün insanlar zararda ve ziyandadırlar. Bir hoca efendi, değerli bir hoca efendi burasını açıklarken şöyle demişti, çok hoşuma gitmişti. Asra yemin olsun ki bütün insanlar zarardadırlar. Asır zaman demektir. Yani insanlar zamanını, ömür sermayesini kullanmakta zarar ve ziyan içerisindedirler. Bu sermaye çok büyük bir sermayedir, çok büyük, değerli bir sermayedir. Ama bu televizyonun karşısında, internet üzerinde bulmacada, gırgır şamatada, dedikoduda, gıybette gezerse, oyunda, oynaşta, eğlencede geçerse çok kıymetli olan, çok değerli olan bir sermayeyi çöpe atmış oluruz. Şöyle diyelim arkadaşlar, dostlarımızdan, yakınlarımızdan ahirete intikal edenler var. Sevdiklerimizden ahirete intikal edenler var. Şimdi onlar toprağın altından bakıyor, biz toprağın üzerinden bakıyoruz. Şimdi onlar toprağın üzerinden bakınca bizim arabalarımıza, bizim evlerimize, bizim maddi imkanlarımıza vallahi imrenmiyorlar, billahi imrenmiyorlar. Onlar bizim ömür sermayemize imreniyorlar. Yani onların hiçbir, bizim sahip olduğumuz maddi imkanlardan hiçbirisine ihtiyaçları yoktur ve imrenmezler böyle şeylere. Ama neye imreniyorlar ya? Sen nefes alıp veriyorsun. Amel defterin çalışıyor. Ben alıp veremiyorum. Ben ömür sermayem bitti. Yok ömür sermayem yok diye. Buna üzülüyorlar. Bunu arzu ediyorlar. Aliüddakkak Hazretlerinden bahsederken derler ki Evliyaullah'tan ahirete intikal edince onu dostlardan, müritlerinden birisi görüyor, ağladığını görünce demiş ki efendim sultanım biz seninle doğru yolu bulduk. Senin irşadınla doğru yolu bulduk. Siz şimdi ağlıyorsunuz. Acaba neden ağlıyorsunuz? Hazırlıksız mı yakalandınız? Tekrar dünyaya mı dönüp bir şeyler mi yapmak istiyorsunuz? Demiş ki evet ağlıyorum. Dünyaya dönmek için ağlıyorum ama niçin döneceğim? Ben
insanlara tek tek dolaşayım, kapı kapı dolaşayım, herkesin ayağına gideyim. Ey kardeşim, neyi kaybediyorsun, farkında mısın? Bu gafletle neyi kaybettiğinin farkında mısın? Yani insan ömür sermayesini doğru değerlendirmediği zaman çöpe atmış oluyor, çok değerli şeyleri kaybetmiş oluyor. Bunun farkında mısın demek için tekrar dünyaya dönmek istiyorum demiştir. Şimdi arkadaşlar, bu vesileyle dediğim gibi Recep-i Şerif geride kalmıştır. Şaban ayının içerisindeyiz. Şaban deyince illa Berat gecesini beklemeye gerek yoktur. Gün bugündür. Hani zamanı üçe ayırıyorlar. Bir geçmiş zaman, bir şimdiki zaman, bir de gelecek zaman. Geçmiş zamanı geriye çevirmek mümkün değildir. Gelecek zaman Allah bilir. Ya nasip ya değildir. Buradan kalkacağımızdan emin değiliz. Evimize gideceğimizden emin değiliz. Evimize gitsek sabah kalkacağımızdan emin değiliz. Sabah evimizden çıktığımızda akşam döneceğimizden emin değiliz. Yani gelecek elimizde değildir. Geçmiş zaten geçmiş gitmiştir. Dem bu demdir. Yani zaman bu zamandır. Ömrünün bu anını değerlendiren tamamını değerlendirmiş olur. Bu vesileyle kıymetli dostlar, ben siz dostlarıma salavat-ı şerifeler noktasında, bir takım zikirler noktasında, bu Şaban-ı Şerif ayı içerisinde ister namazlardan önce ister namazlardan sonra bir takım virtler edinmenizi tavsiye ederim. Atıyorum, bir namazdan sonra 100 defa salavat-ı şerife getirilemez mi? Getirilebilir. 100 defa istiğfar getirilemez mi? Getirilebilir. La havle ve la kuvvete illa billah denemez mi? Denebilir. Oruç noktasında sağlığı müsait olan, imkanı müsait olan kardeşlerimiz, madem ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu ay en çok oruç tuttuğu aydır, bu ayı oruç noktasında biraz daha farklı değerlendirebilir miyiz? Değerlendirebiliriz. Hem de Ramazan-ı Şerif'e bir itman meydana gelmiş olur. Hazırlık sadedinde olmuş olur. Oruçlarımızı bize biraz artıralım. Kaza konusunda, kaza namazı konusunda en azından arkadaşlar, bugün işte dördüncü gününe girdiğimiz Şaban ayında başlayalım. Her gün en azından günde 5 vakit namaz kaza edelim. Eğer kaza namazımız söz konusu ise. Günde 5 vakit namaz kaza edelim. 5 vakti, 5 vakit daha ilave etmiş oluruz. Bunu eğer gündüz yapamazsak akşam 5 vakiti tamamlamadan yatmayalım. Yatağımıza girmeyelim. Buna böyle alışırsak Ramazan'da da Allah'ın izniyle devam eder. Bir süre devam edince kendimizi çok rahatta buluruz. Bizim mütevellideki dostlarımızdan Fazıl Kalyoncu kardeşimizin bir macerasını anlatayım size. Dedi ki hocam ben dedi kaza namazı kılmaya karar verdim. Günde 5 vakit namaz kaza kılacağım dedi, karar verdim. Bir başladım, çok zor geldi bana. Çok ağır geldi. Zorladım kendimi ama taviz vermedim dedi. Ağır geldi. 5 vakit namazı kazaya yapmadan yatmadım dedi. Zaman içerisinde dedi, diyorum alıştım dedi. Şimdi o kadar kolay geldi ki. Oh be. Yani iyi mesafe kat ettim. Baktım Kabe'de bile, Umre'de bile ne yapıyordu? Hiç boş durmuyordu. Boş durduğu zaman, fırsat bulduğu zaman hemen namaza duruyordu. Bu nedir arkadaşlar? Bir yere kadar nefis direniyor. Baktı ki sizi yenemiyor. Ondan sonra salıveriyor. Hadi ne biliyorsan yap diyor. Bu bakımdan Şaban ayında günde 5 vakit namaz kazaya başlayalım arkadaşlar. Bir takım virtlerimiz, yani düzenli yaptığımız zikirlerimiz olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavat-ı şerife noktasında, istiğfar noktasında, tevbe noktasında bir takım virtlerimiz olsun. Oruç noktasında da Şaban-ı Şerif'i, Ramazan-ı Şerif'e bir hazırlık olarak görelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayda daha fazla oruç tuttuğu için biz de biraz daha fazla oruç tutmaya ihtimam gösterelim kıymetli dostlar. İnşallah bu vesileyle bugün mütevelli dostlarımızla bir araya gelmiş olduk. Siz kardeşlerimizi bir hasret gidermiş olduk. Rabbim devamını nasip eylesin. Amin. Ramazan'dan önce inşallah birkaç defa da buluşmuş oluruz. Rabbim kazasız belasız Ramazan-ı Şerif'i idrak edip ihya etmeyi nasip eylesin. Amin. Eğer bir teknik arıza olmazsa pazartesi Erdal kardeşimizle Oktay kardeşimizle Suriye İdlib bölgesinde erzak dağıtma için bana da izin çıkarsa gitmeyi düşünüyoruz. Onların zaten tabii senatör gibi izinleri var. Onlar alaküllü hal gidebiliyorlar. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Dünya ahiretiniz mamur olsun. Cenab-ı Hak her adımınıza bir hac, bir umre sevabı ihsan eylesin. Hayırlı muratlarınızı ikram eylesin. Bu hizmetlerimizi Rabbim müteemmen ve mübarek eylesin. Talebelerimizi, hocalarımızı, cemaatimizi, velilerimizi, hepimizi hayırlı eylesin. Sultanül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu için, bütün geçmişlerimizin ervahı için,
hayırların fethi şerlerinin defu rafu izalesi için, Allah rızası için El Fatiha.